Diyelim ki adamın biri bir ipin ucuna bağladığı alevli bir tenis topunu kafasının üstünde böyle çeviriyor. Ve yine diyelim ki topun dönme hızı sabit. Daha önce bu gibi durumları incelemiştik. Belki böyle alevli, malevli örnekler yapmamıştık ama sonuçta topun farklı noktalardaki hız vektörlerini çizmeyi öğrenmiştik. Bu noktada hız vektörü şöyle bir şeydir. Doğrusal hız vektörü yani. Aman karışıklık olmasın. Doğrusal hız vektörü böyle bir şey olur. Bu vektörün büyüklüğüne v diyelim. Doğrusal hız vektörünün büyüklüğü yani doğrusal süratimiz v. Şimdi bundan biraz sonra top ne yapıyor olur? Bundan biraz sonra top mesela buraya gelmiş olsun. Gösterişimizden de ödüm vermeyelim. Top hala alevli ve tabii ipin ucuna bağlı halde. Şimdi topun yeni hız vektörü ne olmalı? Topun doğrusal süratini sabit kabul ettiğimize göre hız vektörünün büyüklüğü değişmeyecek. Ama hız vektörünün yönü dairesel yörüngenin bu noktasına teğet olacak. Demek ki yönümüz değişiyor. Şimdi söyleyeceğim şey ilk anda aklınıza yatmayabilir. Çünkü ivme dendiği zaman aklımıza gelen ilk şey hız büyüklüğündeki değişimdir. Halbuki hızın büyüklüğü sabitken yönünün değişmesi de ivme yaratır. Dediğim gibi ilk anda çok anlaşılır gelmeyebilir bu. Ama şöyle düşünebiliriz. Bu ikinci hız vektörünü alıp başlangıç noktası ilk vektörünkiyle üst üste gelecek şekilde buraya kaydırırsak şöyle bir şey olur. Farklı bir renkte göstereyim ki daha görünür olsun. İşte böyle bir şey olur. Bu vektörle bu vektörün uzunlukları aynı ve bunlar birbirine paralel. Yani bu ikisi eş vektörler. Belli bir zaman sonra bu hız vektörü, durun şunu biraz daha uzun çizeyim. Şöyle uzatayım biraz. Çünkü bu vektöre de eşit uzunlukta olması lazım. Bununla bu da aynı büyüklüğe sahip zaten. Evet, belli bir zaman içinde bu hız vektöründen bu hız vektörüne dönüşüyoruz. Ve hızdaki net değişim yörüngenin merkezine doğru oluyor. Bu hızdaki net değişim vektörü. Diğer videolarda merkezcil ivme kavramından söz etmiştik. Bir cismin düzgün dairesel hareketini sürdürmek için yani hız vektörünün yönünü sürekli olarak değiştirmek için cismi yörüngenin merkezine doğru ivmelendirmemiz gerekiyor. İşte buna merkezcil ivme deniyor. Diğer bir deyişle merkeze doğru olan ivme. Yani bu hareket için zamanın her noktasında merkeze doğru bir ivme söz konusu. Bu ivmeyi A indis C şeklinde gösteriyoruz. A ivme C de merkezcinin kısaltması. Bazen A indis R şeklinde bir kullanıma da rastlayabilirsiniz. Ama biz bu bağlamda A indis C'yi tercih edeceğiz. Şimdi merkezci ivme, merkezci ivme diyoruz da aklınıza şu soru gelmiş olabilir. E, öyleyse Newton'un birinci yasası taca çıkmış olmuyor mu? Çünkü Newton'un birinci yasası diyor ki, eğer cisme etkiyen net bir kuvvet yoksa cismin hızının büyüklüğü de yönü de değişmez. Oysa burada açıkça hız vektörünün yönünün değiştiğini görüyoruz. O halde Newton'un birinci yasasına göre cisme net bir kuvvet etki etmeli ve bu net kuvvet iğme ile aynı yönde olmalı. İşte bu noktada merkezcil kuvvet kavramıyla tanışıyoruz. Eğer cismimiz yörüngenin merkezine doğru ivmeleniyorsa ki ivmeleniyor, bu merkezcil ivmeye neden olan merkezi bir kuvvet söz konusu olmalı. İşte o merkezcil kuvveti F indis C şeklinde ifade ediyoruz. Tabii F'in üstünde vektör işareti olmadığı için bu merkezcil kuvvetin büyüklüğünü temsil ediyor. Ve merkezcil kuvvetin merkezcil ivme ile ilişkisi Newton'un ikinci yasasından geliyor. Yepyeni bambaşka bir kuvvet türü değil bu. Şimdiye dek fizikte karşılaştığımız diğer tüm kuvvetlerle aynı türden bir kuvvet. Dolayısıyla merkezi kuvvetin büyüklüğü eşittir cismin kütlesi çarpı merkezcil ivmesinin büyüklüğü olduğunu biliyoruz. İsterseniz vektör işaretlerini koyabilirsiniz. Hemen şöyle ekleyebilirsiniz. Fakat şunu da biliyoruz. Merkezi kuvvetin ve merkezcil ivmenin yönleri yörüngenin merkezine doğru. Yörüngenin merkezine doğru şu demek. Vektör oku topun bulunduğu her nokta için farklı bir yönü işaret ediyor olacak. Ama bütün o yönler merkeze bakacak. Umarım ana fikri kaptınız. Klasik mekanikte merkezi ivme öyle durduk yere ortaya çıkmıyor. Newton'un birinci yasası bir cismin ivmelenmesi için üstüne etkiyen net bir kuvvet olmalıdır diyor. Ve cisim merkezcil yönde ivmelendiğine göre kuvvetin de merkeze doğru etkimesi gerekiyor. İşte bu ikisi arasındaki ilişkiye de Newton'un ikinci yasası F eşittir ma bağıntısıyla veriyor. Bu ilişkiyi kafanıza iyice oturtmak için bir ipin ucuna yanan bir tenis topu bağlayıp başınızın üstünde çevirdiğinizi düşünün. İpi sürekli olarak dönüş merkezine doğru çekmeniz gerekir ki top savrulup düz bir yol takip ederek sizden uzaklaşmasın, gidip bir yerlerde yangın çıkartmasın. İşte ipi merkeze doğru çektiğiniz zaman topa merkezil kuvvet uygulamış oluyorsunuz. Böylece alevli tenis topunuz düzgün dairesel hareketini sürdürebiliyor.